Selamlar arkadaşlar. Bugün Trendyol iş ortağı geliştirme ekibinden Eren'le beraberiz. Kendileri çok büyük bir yeniliğe imza attılar ve satıcılar için 5 ay boyunca ücretsiz e-fatura programını canlıya aldılar. Şimdi Eren'den programın detaylarını öğreneceğiz. Can'dan da ne satılır ücretsiz entegrasyonuyla birlikte bu Trendyol e-faturamı nasıl kullanabileceklerinden bahsedeceğiz satıcıların. Eren hoş geldin. Ben lafı sana devredeyim. Senden dinleyelim. Hoş bulduk Yiğit. Tabii teşekkür ederim. Aslında Trendyol e-faturan projesini yapmamızın amacı farklı amaçları var. Bunlardan birincisi kağıt fatura kullanan satıcılarımızı elektronik faturaya geçirerek aslında onları bir e-dönüşümü olarak süreçlerini dijitalleştirmek istiyoruz. Bununla birlikte halihazırda e-fatura kullanan satıcıların da aslında maliyetlerini de düşürmek istiyoruz. Burada yine piyasanın altında fiyatlarımız var. 6 farklı kontör paketi satıcılarımıza sunuyoruz. Burada satıcılarımız ilk paketlerini satın aldıktan sonra aktivasyon süreçlerini gerçekleştiriyorlar ve ilk faturasını kesmeye başladığı andan itibaren 5 ay ücretsiz ve sınırsız hakkı başlamış oluyor. Ve 5 ay boyunca sınırsız şekilde isterse 1 milyon, isterse 5 milyon, isterse 100 milyon tane faturayı kesebiliyor ücretsiz olarak. 6. ayın ilk günü de burada ilk satın aldığı paketi ona tanımlıyoruz ve daha sonra da ihtiyacı kadar olan kontörü satın alarak hayatına devam ediyor. Can, sana da burada yönelttiğim burada entegrasyonu yapmak ne satılır tarafından. Şimdi ne satılır ücretsiz entegrasyonuyla aslında Trendyol'un bir nevi ücretsiz ya da sınırlı yani 5 ay için ücretsiz e-faturasını entegre etmiş olacağız. Zor bir şey mi? Ne kadar sürüyor entegrasyonu yapmak? Hızlı bir şekilde yapılabiliyor mu? Bu gayet basit bir işlem Yiğit. Eren'in de bahsettiği mali mühür, e-imza aktivasyonu tamamladıktan sonra Trendyol e-faturalarından talep edilecek web servis bilgilerini ücretsiz entegrasyona tanımlayarak satıcılar hayatlarına devam edebilir. Entegrasyonu kullanabilir hale gelebilirler. Tüm pazar yerleri için Trendyol e-faturamdan fatura kesebilir duruma geleceklerdir. Eren, burada satıcıların fiyatlara ulaşabileceği, şimdi 5 ay ücretsiz kullanacaklar ancak 6. ayın ilk gününde ilk aldıkları paketten ücretlendirileceklerini söylemiştin. Bu fiyatlara ulaşabilecekleri linki ben videonun altına koyarım. Genel olarak fiyatlarda sizin düşünceniz nasıl? Rekabetçi olabildiğinizi düşünüyor musunuz diğer e-fatura entegratörleriyle? Evet, yani 32 liradan başlayan fiyatlarla aslında burada paketleri başlattık. 6 farklı paket koyduk. Bu fiyatları belirlerken de aslında piyasadaki fiyatları da karşılaştırarak aslında belirledik. Şu anda birçok paketimiz de aslında satılmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde satıcıların ihtiyaçlarına göre de bu paketlerde farklılaşmalar yapabiliriz. Dönem dönem farklı kampanyalar da yapabiliriz bu tarafta. Ama şu an rekabetçi olduğumuzu düşünüyoruz bu tarafta. Ha, teşekkür ederiz kendi adımıza da satıcılar için özellikle yeni başlayan arkadaşlar için. Aslında yeni başlayan da değil de kısıtlamamak lazım. Çünkü bu hani on binlerce, yüz binlerce satışı olan kişiler için de bir kısıt yok ortada. Hani 5 ay boyunca ücretsiz olarak sistemi deneyebiliyorlar. Ücretsiz olarak e-fatura kesebiliyorlar. Hem dönüşüm için bence çok büyük bir adım. Hem de satıcıları desteklemek adına büyük bir adım. Ben kendi adıma hani satıcılar cephesinden, satıcılar tarafından bakan biri olarak teşekkür etmek istedim. Ne satılır tarafında da arkadaşlar bunu entegrasyon panelinden kullanabilirsiniz. Benim aslında soracaklarım bu kadar. Çünkü sistem şu anda çalışan, oturmuş ve ne olduğu çok rahat anlaşılır bir şey. Sizin ekleyeceğiniz bir şeyler varsa alalım. Buyurun. Ben sadece şunu söylemek isterim. Kağıt fatura kullanan satıcılarımız özellikle elektronik faturaya geçişi bir maliyet olarak görüyorlar aslında. Ama kağıt fatura kullanmanın da aslında burada hesaplanabilir ve hesaplanmayan maliyetleri de var. Yani burada hesaplanmayan maliyetler olarak operasyon maliyetleri, zaman maliyetleri, hesapların maliyetleri, kağıt maliyetleri, mürekkep, yazıcı gibi aslında birçok maliyet kalemi var burada. Aslında bunları bir araya getirdiğimizde elektronik maliyette başa baş geliyor. Burada Trendyol e-faturandan bir paket satın aldıklarında bir fatura paketine para ödüyorlar. Daha sonra 5 ay ücretsiz sınırsız kullanıyorlar. Diğer ikinci işlem ise yasal olarak bildiğiniz gibi şahıs firmalarının elektronik imza, şahıs firması olmayan firmalarının mali mühür satın alması gerekiyor. Bunları da satın aldıktan sonra başka bir maliyetleri olmuyor aslında kullanmaya başlayabiliyorlar. E-imza için ise bizim çözüm ortaklarında TürkTraz firması ile yaptığımız bir işbirliğimiz var.
Burada işbirliği kapsamında satıcılar avantaj şekilde e-imzalarını satın alabiliyorlar. Mali mühürü şu an kamu sertifikasyon merkezlerinden sadece satın alabiliyorlar. Ama bu mali mühürün de üçüncü parti firmalar tarafından satılması şu an gündemde. O da netleştiğinde bunu da yine satıcılarımıza avantaj şekilde sunmaya devam edeceğiz. Zaten e-faturaya geçiş son zamanlarda satıcılar arasında epey ivme kazanmış durumda. Bizim ne satıcı tarafında da bayağı çalışmalarımız arttı o tarafta. 7 tane miydi Can? Ücretsiz entegrasyon. 9 oldu aslında şu an. 9 mu oldu? Toplamda 9 oldu. 9, 9 farklı entegratörle, söylemesi de zor biraz bu kelimeleri, ücretsiz entegrasyon sağlıyoruz şu anda zaten. Tabii Trendyol'da şimdi buraya büyük bir oyuncu olarak ve satıcıların da avantaj sağlayacak bir konumda aslında girmiş oldu. Ben güzel bir gelişme olarak görüyorum. Tekrar teşekkür ederiz Eren katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.